Birinin yanında tuvalet yapmak, başka birisinin yanında tuvalet yapmak. Bununla ilgili şu hadisi naklediyor İmam Buhari Hazretleri. Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh şöyle buyurur. Radıyallahu anhuma demek lazım. Çünkü hem babası hem de Huzeyfe sahabi oldukları için Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte yürüyorduk. Bir kavmin duvar arkasındaki süprüntülerine vardılar. Toprak yığını, yumuşak bir yığının yanına vardılar ve herhangi birinizin ayakta duruşu gibi ayakta durarak tuvalet yapmaya başladılar. Ben kendisinden uzaklaşmak istedim. Bana işaret ettiler, yanlarına vardım ve işleri bitirinceye kadar kendilerini gizlemek için arkalarında durdum. Yani bir korumak gibi bir görmeye engel olacak bir perde gibi sahabi gerilmiş Efendimiz'i gizlemiş, saklamış. Arkası dönük bir vaziyette. Bu rivayeti naklediyor İmam Buhari Hazretleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçük abdest bozarlarken ön taraflarına duvara almış. Arka taraflarına da yakın sahabisi Huzeyfe radıyallahu anh'ı siper edinerek insanların gözünden gizlenmişlerdi. Köy yerlerinde, kırlarda bu tür böyle tuvalet olmayan yerlerde bu tür ihtiyaç gidermeler zaruri hale geliyor. Bu hadisten kişinin zaruret halinde edep yerlerini göstermeden arkadaşının yanında küçük abdest bozabileceği anlaşılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin genel adetleri imkan olduğu zaman, tuvalet yapacakları zaman görünmeyen bir yere gitmek, kimsenin görmediği bir şekilde tuvalet ihtiyacını karşılamak, arazide ise uzak bir yere giderek kimsenin görmeyeceği kadar uzak bir yere gitmektir. Ancak demek ki bu tür bazı istisnalar zaruret hallerinde de duvarı önüne alarak işte sahabesini de siper edinerek bu tür abdest bozmaları vuku bulmuş. Bunu bize naklediyor Buhari. Büyük abdest bozarken avret yeri iki taraftan da açıldığı için bunun birinin yanında yapmak zordur. Küçük abdesti başka birisinin yanında yapılabilir ama belki büyük abdesti bu daha zordur. Dolayısıyla büyük abdest bozarken kimsenin görmediği bir yere gitmek daha uygundur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem normalde uzak bir yere gider ve insanların nazarlarından gizlenirlerdi. Çukur bir yer, kuytu bir yer ararlardı. Ama bu sefer Müslümanların maslahatlarıyla meşgulken vakit uzamış, uzaklara gitmeye zaman kalmamıştı. Bu sebeple caiz olan bir davranışa yöneldiler. Bunun da ihtiyaç anında olabileceğini de göstermiş oluyor. Peygamber Efendimiz örnek olduğu için her türlü hal onun başına geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada ayakta abdest bozmuşlardır. Bunun sebebi oturarak abdest bozmaya şartların müsait olmaması ve ayakta tuvalet yapmanın da caiz olduğunu göstermektir. Ayakta tuvalet yapmak niçin hoş görülmüyor? İnsanın üzerine sıçratmaktan korunamaz. Üzeri kirlenir. Tuvalet yaptıktan sonra yeterince taharet yapması zor olur. Elbisesi kirlenir diye bundan dolayı buna dikkat edebilirse, üzerine sıçratmazsa, onun için de yumuşak bir yeri tercih ediyor ki tuvalet yaparken o yumuşak yerde sıçrama olmasın diye. Sert yerde daha çok sıçrama olur. Eğer üzerine sıçratmaz, taharetini de güzel alır, istibrasını güzel yapar, elbisesini kirletmezse tabii ki olabilir. Sıhhi zararı faydası onlar ayrı. Ayakta tuvalet yapmanın sıhhate de zararlı olduğu söyleniyor. Bu sebeple imkan olduğu nispette, imkan olduğu ölçüde oturarak yapmakta tuvaleti daha faydalar var, kolaylıklar var. Ancak istisnai durumlarda ayakta yapmak da caizdir. Bir şartla üzerini insanın kirletmemesi şartıyla. Kişi üzerine necaset sırçatmadığı müddetçe zaruret halinde ayakta da abdest bozabilir. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adetleri küçük abdestlerinin de umumiyetle oturarak bozmalarıydı. Çünkü tuvalete oturarak yapmak hem avret mahallini örtmek hem de idrardan korunmak açısından daha münasiptir. Bu önemli bir şey Müslümanlar açısından. Çünkü Müslüman devamlı namaz kılar. Beş vakit namaz kılan bir insanın temizlik her şeyden önce önem vermesi gereken konular arasına girer. Bu sebeple temizlik her yönüyle Müslüman için büyük bir önem arz ediyor. Bunun başında da insanın tuvalet temizliği geliyor. Bu sebeple gençlere, çocuklara, yeni Müslüman olan insanlara veya bilmeyen insanlara
Öncelikle tuvalet adabını, tuvalet temizliğini iyice kavratmak, iyice yerleştirmek gerekiyor. Peygamber Efendimiz İslam'ın ilk geldiğinde sahabilerine bunu güzelce yerleştirmişti. Bunun için bazı sıkıntılar da çekmişti. Bedeviler, çölden gelenler, dağdan gelenlerden çektiği sıkıntılar da olmuştu. Bunlardan daha önce bahsetmiştik. Bugün de buna her zaman için ihtiyaç var. Yeni neslin ve bilmeyen insanların bu bilgileri edinmesi, bunların öğretilmesi gerekiyor. Öncelikle insan üzerini kirletmemeye, elbisesini kirletmemeye dikkat edecek, tuvaletini güzel yapacak, tuvaletle ilgili bilgileri gerek tıbbi olarak, gerek dini olarak ehlinden öğrenecek. Nasıl namaz sahih olur, nasıl, ne kadar beklemek gerekir, tuvaleti yapıp hemen kalkıp gitmek doğru mudur? Bütün bunlar önemli hususlar. Hemen güzelce bütün sızıntılar, akıntılar bitmeden kalkmamak gerekiyor. Bunları bitirdikten, güzelce temizledikten sonra ancak tuvaletten çıkmak gerekiyor ki insanın namazı sahih olabilsin. Tabii ki bu kadar dikkate rağmen küçük, böyle ufak tefek yarım damlalar, sıçratmalar insan elbisesinde olabilir, dokunabilir. Bunun için de insan sık sık elbisesini değiştirir, yıkar. Tabii bunu da vesvese haline getirmemek lazım. İşte günde 3-5 defa elbise değiştirecek hali yok insanın. Günde bir defa, 2 günde bir defa değiştirecek şekilde temizliğine dikkat ederek, fazla da elbisesini uzatmadan değiştirerek bu temizliği sağlamış ve ibadetlerini sıhhate kavuşturmuş olur. Elbisedeki kanı yıkamak. Bu da abdestle ilgili önemli hususlardan, ibadetlerle ilgili önemli hususlardan birisi. Elbisede kan varsa kan necis sayılıyor, kirli sayılıyor. Kirli kan çıkıyor insan vücudundan. Bu sebeple onu da yıkamak gerekiyor. Esma binti Ebi Bekir radıyallahu anhuma, Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma validemiz şöyle buyurur. Bir kadın Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelip, "Ya Resulallah, birimizin hayız kanı elbisesine bulaşırsa ne yapsın, ne buyurursunuz?" diye sordu. Elbiseye kan bulaşırsa ne yapmak lazım diye soruyor sahabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbisesini eliyle ovaladıktan sonra üzerine su döküp sıkar. Suyun az olduğu bir yerdeki tarifi yapıyor Efendimiz. Kurumuşsa eğer kan sıcak bölgede hemen kuruyor. Önce onu ovalar diyor. Kanın kabasını alır. Sonra ona hafifçe su döker ve sıkar. Böyle az suyla bir temizlik nasıl yapılır onu gösteriyor. Sonra üzerine azar azar su döker. Ondan sonra onunla namazını kılar buyurlar. 3 defa yıkamak, sıkmak gerekiyor. Güzelce onun kurusunu aldıktan sonra ıslatıp sıkmak, tekrar yıkamak, daha sıkmak. Üzerine su akıtmak. Üzerine suyu akıtınca az bir su. Bu şekilde temizlenmiş olur ama su bolsa yine israfa kaçmadan biraz daha rahat bir şekilde güzelce o kan yıkanabilir. Şu kan necis kabul edilmiş. Elbisedeki kanla namaz kılınmıyor. Bu sebeple namazı kılmadan önce o kanı yıkamak gerekiyor. İmam Şafii'nin sahih olan rivayetine nazaran soru soran kadın Esma'nın kendisiymiş. Kendisi soru soruyor. Bu şekilde bazı insanların utanacağı konular olunca şahsı gizliyorlar sahabiler veyahut da övünmeye vesile olacak, övünç vesilesi edinecek bir konu ise tevazularından dolayı kendilerini gizliyorlar. Diyorlar ki birisi sordu diyorlar. Halbuki o soruyu soran veya o hadiseyi yaşayan sahabenin kendisi olabiliyor. Bu şekilde kendilerini gizlemiş oluyor sahabeler. Burada Hazreti Esma'nın yaptığı gibi.